Selamlar. Ya bana production yaptırdınız ya. Production. Prodüksiyon olmasın Murat? Vallahi production yaptırdınız bana. Neyse bu videoyu özellikle LinkedIn'de böyle bazı şeylerden dalga geçen bir güruh var. Onların seyretmesi için çektim. Çekiyorum, hazırlıyorum. Biraz sonra da yayınlayacağım. Bugün pazartesi zaten. Amerika'nın ortasından da yayın yapıyorum. Sizler için. Neyse şu anda schedule'ım yok. Yani shift'im yok. Ya konumuz korona değil mi? Koronadan bahsediyoruz. Koronayla ilgili herkesin bir sıkıntısı, korkusu, endişesi, suyu buyu var. Ben şunu söylüyorum. O dalga geçenlere. Ya dedim ki bir mesajlaşmaların arasında. Ya dedim. Bakın Canan Karatay kelle paça çorbası bunu da tavsiye ediyor. Kelle paça değil mi? Komik. Kelle paça. Canan Karatay tavsiye ediyor. Ben de içiyorum dedim. Ben de içiyorum dedim. O böyle çok kaliteli bir grup var ya. Çok böyle her şeyi bilen bir grup. Nasıl dalga geçiyorlar? Hala dalga geçiyorlar. Böyle neler yazılar bilmem neler. Dalga geçenlere bakıyorsun. Marketing manager bilmem ne. PhD, CTO, CEO, futurist. Lan futurist iki çay getirdi yani Cem Yılmaz'ın bir şeyi vardı ya. Korona mı oldum acaba? Üksürüyorum. Ya dalga geçiyorsunuz da Canan Karatay'la. Ya kadının hocam kadının bak Üsküdar Amerikan Kız Lisesi değil mi? Daha aranızda o liseyi bitiremeyecek olan insanlar var. Naçizane söylüyorum. Sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mi? Sonra Amerika. Amerika'da çalışıyor. Geliyor Londra'da ihtisas yapıyor. Kalp damar. Kalp damar, iç hastalıkları, Afrika'ya gidiyor. Afrika'da ilk kalp nakli ameliyatında gözlemci, herhalde bildiğim kadarıyla ne yaptığını tam bilmiyorum. Geliyor Türkiye'ye, rektör, öğretim üyesi, ameliyathanelere falan açıyor. Diyetisyen diye dalga geçiyorsunuz ya kadınlar, diyetisyen. Şaka mısınız ya siz? Dalga geçenlere bak, title'larına bak, dalga geçenlerin title'larına bak. Marketing manager bilmem ne o. CTO, CEO, bu dalga geçenler de bunlara hayatları boyunca bir ameliyata girip bir şey yapmış, bir şey analiz etmiş insanlar değil yani dalga geçenler. Şaka gibisiniz, şaka. Vallahi şaka gibisiniz. Çok biliyorsunuz ya her şeyi. Ya sizin tıp literatüründe bir şeyiniz mi var arkadaşlar? Yapmayın. Yani benim gözden kaçırdığım bir yerde adınız falan mı var? Canan Karatay diyorum ya, bir oku, hayatını oku, hayatını. Dalga geçtiğin kadının hayatını bir okusana. Birisini yaptın mı? Onun yaptıklarından birisini yaptın mı? Neye göre dalga geçiyorsun? Çok mu biliyorsun her şeyi? Neyse bu birdi. Birincisi. İkincisi bak dalga geçiyorsun. Kelle paça çorbasıyla dalga geçiyorsun. Ya Amerika'dayım diyorum ya. Amerika'da, Texas'ta. Bak Google'dan Texas Medical Center'ı bir arattır. Oradaki yerlere bir bak. Bir bak. Oradaki hastanelere bir bak. Bak. MD Anderson kanser araştırma, research laboratuvarları, bilmem neleri, metodistler, Texas Women Hospital'lar, Texas Child Hospital'lar, daha neler, daha ne hastaneler var. Korkarsın buraya geldiğinde. Ya giderim oradan da video çekerim. Şaka gibi daha dün ya, dün. Oradaki çalışan bak, çalışan, hastaya da değil. Çalışan birisine pork feet, pork leg çorbası götürdüm bir Çin restoranından. Kurabildin mi? Yani şey bağ kurabildin mi? Çok zekisin ya. Kurbağa. Bak kelle paça. Pork feet. Kurbağa kim mi? Çok ilginç değil mi? Ama oradaki insanlar aptal. Aptal dediğin yerdeki insanlar Texas Medical Center ya. Texas Medical Center hocam. Daha ne diyeyim? Orada çalışıyor. Orada çalışan bir doktora götürdüm. Çok biliyorsunuz ya. Her şeyi. Ya insan madem bilimi savunuyorsunuz. Böyle size göre olan hurafeleri savunmuyorsunuz. Madem bilimi savunuyorsun, ben olsam senin yerinde kelle paça çorbasının içinde acaba hangi bileşenler var? Acaba kemik çok kaynatıldığında bir şey mi açığa çıkıyor da onun insanın bağışıklık sistemine faydası oluyor diye analizler yapardım. Analizler.
Sen ne yapıyorsun? Dalga geçiyorsun ya. Habire herife bak, kelle paça içip kurtulacağını, dua edip kurtulacağını zannediyor. Habire dalga. Bir insan niye dalga geçer biliyor musunuz? Bir şey bilmediği için maalesef. Dalga geçmesinin nedeni genelde budur. Bir, bakın söylüyorum, bir şeyi de açıklıyorum. Bir, Bursa'nın B'si son harf, ilk harf Bursa'nın B'si, Kastamonu'nun K'si son harf, ortadaki harf de üç harfli. Bursa'nın B'si, Kastamonu'nun K'si, ortadaki harf üç harfli. Bir, nın bilmediği içindir. Ya eleştirdiğiniz insanların hayatlarını bir okuyun. Bir şeyler üretin arkadaşlar, bir şeyler üretin. Dalga geçmeyin, insanlarla dalga geçmeyin. Yani... ne bileyim, hep böyle başkaları sizi kurtaracak ya. Bir düşünün ya, Allah akıl fikir vermiş. Bir düşünün, ne olabilir? Bunun çözümü var mı? Bir faydası var mı? Acaba hakikaten tuzun bir faydası olabilir mi? Tuzdan gargara yapmanın bilmem ne bir faydası olabilir mi? Yani bunu bir analizini yaptınız mı? Yok. Oh, LinkedIn'de otur evinde sıcak güvenli yerinde. Otur LinkedIn'de. Otur millete laf giydir ve çok böyle kaliteli entelektüel olduğunu falan mı zannediyorsun? Çok mu? Dua eden insanlarla dalga geçiyorsun. Ben de dua ediyorum ya. Ben her gün çalışmak zorundayım Amerika'da. Her gün. Kolonya. Bak kolonya kullanıyorum. Dalga geçiyorsun değil mi? Kolonya kullanıyorum. Kelle paça içemiyorum. Kelle yok. Buffalo kellesi bulmaya çalışıyorum. Buffalo'dan yapacağım. Veya bizon artık. Vallahi. Yaparsam göstereceğim zaten. Hatta ben yerini bile açmayı düşünüyorum. Murat'ın yeri. Buffalo. Paça çorba. Buffalo çorba. Murat'ın yeri Amerika'da. Neyse başka projem var, anlatacağım da. Ya insanlarla dalga geçmeyin. Vallahi çok biliyorsanız, çok bilen insan dalga geçmez, bilgi verir. Dalga geçen insan çok bir şey bilmiyordur. Biraz önce açıkladım zaten. Canan Karatay'ı çok mu beğenmiyorsun hocam? Hiç beğenmiyor musun? Ha, bir bak hayatına ama. Lütfen please bir bak hayatına. Yaptığı işlere bak. Dalga geçtiğin insanın yaptığı işlere bak. Dua eden insanlarla ne dalga geçiyorsun ya? İnançlarla ne dalga geçiyorsun? Habire. Yani genelde o sınırlarda var ya, sınırlarda düşmanla karşı karşıya kalan, senin vatanını savunan insanların anneleri babaları genelde dua eden insanlar ya, çoğu, hepsi. Ve o oradaki çocuklar o dua sayesinde kalıyor orada. Vallahi bak, inançları sayesinde o vatanı koruyorlar. Bu kadar dalga geçme insanlar. Çok mu Tolstoy'cusun? Ya Tolstoy'la beni kötü ettiniz ya. Adam şurada şimdi çıkıp gelse, dese ki Murat abi ne oluyor falan diye. Abi derim, seninle meselem yok ama yani. Ha Tolstoy öldü değil mi? Pardon. Cahiliz ya. Tolstoy ölmüştü, pardon. Tolstoy'un dediği lafı falan, böyle millet nasıl bu CTO'lar, CEO'lar falan var ya. Nasıl böyle şey keyifli? Ay ne kadar güzel şeyler paylaşıyorsunuz falan. Ya o Tolstoy'un lafına hocam. Sen bir sınırda nöbet tutan insanlara git. De ki şu anda korona var. Adam bir de orada vatani görevini yapıyor. De ki hocam de, geçmişteki acılarını boş ver. Geleceği de boş ver. Şu anın değerini bil. De bir. Vallahi bir de o kitapla git oraya, orada bir de. Bak bakayım başına ne geliyor. Abi gerçekten şu anın değerini mi bilirim? Bak ciddi misin deyip bak sana neler yapacaklar orada. Şaka gibisiniz ya. Şaka. Dalga geçmeyin insanlarla. Dalga geçiyorsanız bir şey bilmiyorsunuz demek ki. Habire dalga geçiyorsunuz. Geçmeyin ya. İnançlarla. Yani. Tolstoy'la da beni kötü ettiniz ama. Ya o adamın yaşadığı vatan, yer. Daha 3 hafta önce 35 askeri öldürmedi mi? Bir kendinize gelin ya. Ya orası LinkedIn veya başka bir yer veya Twitter, orası burası. Böyle evde otur kahveni iç bilmem ne, millete de lafı giydir yeri değil. Biz bilgi işlemciler oradayız vallahi bak. Ben bilgi işlemciyim nacizane. Bilgi işlemciyim, öyle haddinizi bildiririz. Kendinize gelin, sakin olun. Bir şey biliyorsan bir şey üret. Faydalı bir şey yap, faydalı.
İnsanlara faydalı bir şey. Dalga geçme insanlarla. Bir gün o dalga geçilen insanların yerine geçersin. Cümleyi kuramadım ya. Şaka gibisiniz ya. Kavgayı bırakın. Dalga geçmeyin. Analiz edin. Daha neler neler söylemek istiyorum biliyor musun? Neler neler ama overdose da yapmak istemiyorum. Vallahi yani evde şimdi oturacaksın. Zaten bunları o kadar böyle bir anda verdim ki. Bir şey daha vereyim bak. Bunları söyleyen adam turizm otelcilik 2 yıllık Abant Üniversitesi mezunu ha. Bunları söyleyen adam. Atatürkçü. Kendine göre inancı olan. Allah'a inanan bir insan. Bir de IT'ci. Bunları sana söylüyor. Habire dalga geçiyorsun. Habire. Haddinizi bildiririz. Sakin olun ya. Vallahi bildiririz. Çok bir şey biliyorsan bir şeyler üret koy ortaya. Faydalı bir şeyler üret koy. Dalga geçmeyin. Ben naçizane söylüyorum. Ya. Naçizane. Rice'ın önünden yayınımız bu kadar. Herkese çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Ya elimizden geldiği kadar korunalım. Dünya Sağlık Örgütü'nü mü bekleyeceğiz? Yani buradaki bizim bilim adamlarının hiçbirinin mi aklı yok? Ya bir şeyler, halka bir şeyler öneriyorlar. Bir otur, düşün, analiz et. Aklına yatıyor mu? Yap. Yatmıyor mu? Yapanlarla dalga geçme. Çok biliyorsan doğrusunu öğret. Dalga geçiyorsan seninle de geçerler. Burası dingonun ahırı değil, vallahi değil. Öyle kafana göre millete hakaret et bilmem ne cevabını alırsın. Oldu. Hadi baş baş.